65. Hükümet 39. Bakanlar Kurulu Toplantısı Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş kameralar karşısına geçti ve toplantının içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Toplantıda kıdem tazminatı da gündeme geldi. Kıdem tazminatı reformu çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Strateji, politika stratejileri olarak, politika hedefleri olarak işçiye hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorununu mümkün olduğu kadar e, olmayacak ve sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Kurtulmuşa emeklilik yaşının yukarıya çekilmesi yönünde bir çalışmanın olup olmadığı soruldu. E, hayır yok yani emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade şu andaki mevcut emeklilik yaşıyla ilgili yasal düzenleme devam edecektir. Bakanlar Kurulu'nda Maliye Bakanı Naci Abal tarafından ihracatın özendirilmesi için gümrük kapılarında ÖTV'siz akaryakıt satışı da gündeme geldi. Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak yeni gümrük kapılarında da tırların bir takım işte mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV'siz akaryakıt temin edilmesi sağlanacak. İkinci olarak da miktarda artış yapılacaktır. Başbakan yardımcısı Kurtulmuş, OHAL komisyonunun çalışmaya başlayıp başlamadığı sorusuna da başkanın belirlendiğini ve önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacağı bilgisini verdi. Kurtulmuş son olarak DAEŞ'e karşı NATO'nun operasyon yapacağı ile ilgili soruyu da yanıtladı. Tam manasıyla netleşmiş bir operasyon planının olmadığını ifade edebiliriz. Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek NATO, gerek diğer e, ülkeler nezdinde bu Ortada çok sayıda plan, detaylı bir şekilde bunlar konuşuluyor ve son noktaya doğru gelineceğini ümit ediyoruz. Türkiye, Rakkanın ve diğer şehirlerin DAEŞ'ten temizlenirken, başka terör örgütlerinin burada bir araç olarak kullanılmasına karşı olduğunu her platformda ifade ediyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde, hem NATO ile olan görüşmelerde de bunlar dile getirilmiştir. Türkiye'nin görüşü açıktır. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz.